Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kur'an-ı Kerim'i en hızlı şekilde, en basit şekilde nasıl öğreniriz? Onu göstereceğiz. Şimdi çok fazla teferruata girmeyeceğim. Konu başlıklarımız burada ve 24 konu başlığımız var. Bunu bir videoda tamamen hepsini anlatarak Kur'an-ı Kerim'i kolayca öğrenmeniz için elimden geleni yapacağım kısacası. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz için öncelikle harfleri bilmemiz lazım. Yani şimdi elif b t s diye ezberlememizin bize hiçbir faydası yok. Esas olan o harfleri tanımaktır. Yani gördüğümüz zaman bu elif, gördüğümüz zaman bu b, gördüğümüz zaman bu t diye bilmemizdir. Şimdi bir iş için gittik diyelim bir yere. Dediler ki 28 tane insan var hepsinin ismini öğreneceksin. Ertesi gün öğrendin geldin. Şimdi sana bir paket vereceğiz ve Ali'ye Veli'ye götürmen isteyeceğiz deseler. İsimleri biliyorsun ama görünce tanımıyorsun. O zaman hiçbir manası olmuyor. İşte bu da böyle. Elif BTS'yi gördüğümüz zaman tanımamız lazım. Şuradan bakalım. Bu Elif. Yani sizin yapmanız gereken arkadaşlar Öncelikle elifi, b'yi, t'yi şekil olarak tanımanız lazım. Bunu bildiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'i kolayca okursunuz. Zaten 28 harf var. Kolay. Bunu oturduğumuz zaman bir saat içerisinde, hadi iki saat, hadi bir gün olsun, hadi iki gün olsun, hadi üç gün olsun, bir hafta olsun. Bunları iyice bellememiz lazım. Yani bu işin temeli, ana noktası. Bu ne? Dediğim zaman t diyebilmemiz lazım. Bu ne dediğimiz zaman dal ismi fakat d diyebilmemiz lazım. Yani ismiyle öğrenmek e, çok önemli değil. Tabi zaten e, bunları öğrendikten sonra ismi de haliyle öğrenirsiniz. İsmi de öğrenirsiniz. Neyse şimdi bu Elif Bts isim olarak sadece huruhu mukatta harflerinde yani Yasin gibi Elifle Mim gibi e, Kur'an'ın bazı surelerinin başında e, gelen bu harfleri kendi ismiyle okumakta işe yarar. Onun haricinde harfin ismi hiçbir işe yaramaz. Biz bunu okurken elif diye okumayacağız. E veya i veya U diye okuyacağız. B, bi, bu diye okuyacağız. T, ti, tu diye okuyacağız. Şimdi baktığımız zaman harfi bunun sat olduğunu veya sağ olduğunu, şin olduğunu veya şe, şi, şu olduğunu bilmemiz lazım. Bu Arap harflerini okuyabilmemiz için bize yardımcı bazı şeyler lazım. Yani yardımcı bir şey olmadan bunları başlı başına oku okuyamayız. Bu yardımcı şeylerden nedir? Onların ismi hareke'dir. Hareke. Yani bunları okutmaya yarayan ne diyelim? Araç gereçlere hareke diyoruz. Mesela ben bu elifi okuyacağım zaman üstüne böyle bir çizgi çek çektiğim zaman ne olur? E diye okutur. Altına çektiğim zaman i diye okutur. Üstüne şöyle bir ötre koyduğum zaman ne olur? U diye okutturur. Bu ince harftir. Elif ince harf. O zaman ince harfi U, Ü arası. Bunu koyduğumuz zaman ince harfi U, Ü arası okumamız lazım. B de ince olduğu zaman bu bu ne bu ne bü bu diye okumamız lazım. T de ince harftir arkadaşlar. Tü. Şimdi öbürlerini söylemiyorum. E, üstün ve esreyi. Çünkü onlar belli. T, T'dir t de t'dir. Ama ötreye gelince tu u ü arası çıkartır. Onun için ötreyi söylüyorum. Şimdi şuna gelelim. Bu da s arkadaşlar. S s yani dili dişimizin arasına alarak s değil de dili dişimizin arasına almadan söylersek s diye çıkar. Ama dili iki dişimizin ön dişimizin arasına alıp okursak s s yani peltek bir S çıkar. Bunun da ötresi S, S, bunun da ötresi S'dur. Cim bellidir. C, C, cu. Şu C. Şu C, şu C, şu da C'dur. Şimdi bu harf arkadaşlar, buraya kadar 5 tane harfimiz neydi? İnceydi. İnce harfler. Peki bu harfimiz, bu harfimize kalın da diyen var, ince de diyen var. Fakat biz yine de çoğunluk ince dediği için ince kabul edelim. Bu harfimizi okurken de ha ne ince dedik ama he de demeyeceğiz. Ha a e arası. Ha üstünü koduğumuz zaman ha esre koduğumuz zaman hi hi kalından inceye doğru geleceğiz arkadaşlar. Yani birden hi demeyeceğiz. Hi ötreyi koyduğumuz zaman hu bu da nereden çıkar arkadaşlar? Boğazdan. Boğazdan. Yani tam gırtlağı sıkarak içeriden bir sesle. Ha sanki nefes veriyor gibi, üflüyor gibi. Ha hey ha hey bu ha bu hey bu hu. bu da yine yumuşak olarak. Ha da yumuşak, hi de yumuşak, hu da yumuşak. Evet. Ne ha kalın. ne ha kalın. Ne hu, hu kalın. ne hu kalın. Ne hu kalın böyle olmayacak. Ha, hi, hu. Evet. Şimdi şu harfimize gelelim. Bunun adı hı arkadaşlar. Hı harfi kalındır. O zaman hepsini kalın okuyacağız. Ha, hı, hu. Ama nereden? Boğazdan. Bu da boğazdan gelecek arkadaşlar. Ama bunda sıkıyorduk. Bunda sıkmayacağız. Bunda ne yapacağız? Hırıltı yapacağız. Sanki boğazımıza bir su almışız da hı, hı yapar gibi hırıltılı çıkaracağız. Buna da ha buna a yani. A getirerek. Direkt a getirerek. Hı 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 de diyebiliriz biraz yumuşatarak. Hı hı ee, daha güzel okur, o, o, o okunuşu daha tatlı olur. Hı dersek biraz kaba olur. Hı yani ileride göreceğiz ee, okunuşlarında. Bu da böyle okunur arkadaşlar. Ve ötürüye geldiğimiz zaman da hu, hu hırıltılı yani. Bu harfimizin adı dal. Yani ağacın dalı gibi, dal. Bu da ince bir harftir arkadaşlar. Şimdik bu kadar okuduk, şuraya kadar ince hatta buraya kadar inceydi. Sadece bu kalındı. Şimdi yine inceye geçtik. Bak unutmayalım. Ha kalın. Bu arada bir kalın harf. Dal. Adı dal. Dal. Sanki kalın gibi geliyor. Fakat bu harf ince harftir arkadaşlar. O zaman nasıl okuyacağız? D. E getireceğiz. İncelere E. D. Ve dü. Bakın. Dü demiyorum. Du da demiyorum. Dü. Dü. Evet. Bu da böyle okunur. Şimdi arkadaşlar. Zel harfine gelelim. Dal. Zel. Bunlar kardeş arkadaşlar. Yani benzer harfler gördüğünüz gibi sadece bir noktalı bir noktasız. E, şunlar da kardeş. Benziyorlar. Hatta şu üçü kardeş. Birinin cimin ortasında nokta var. H'da hiç nokta yok. H'da üstünde nokta var. B, T, S bunlar da kardeştir. Bunlar da tekne denir, tekniğe benzer. Elif işte çubuğa benzer, B'ye tekniğe benzer. Öğretme teknikleri vardır. Bunlar da üçü kardeştir arkadaşlar. Bunun altında nokta B'nin, T'nin üstündeki nokta, S'nin de üstünde üç nokta vardır. Bunları aklımıza yazarsak kardeş şeyler diye daha kolay belirlemiş oluruz. Dal, zel. Şimdi zele gelelim. Zel arkadaşlar peltektir. Aynı şu S'deki pelteklik gibi. S, S, Buna s diyoruz iki dişimizin arasına dilimizi alarak buna da iki dişimizin arasına dilimizi alarak z diyoruz. Bundan da z çıkartıyoruz. Bunda s çıkartıyorduk fakat peltek s diyorduk. Bunda da z z'yi dilimizin arasına alarak z peltek z'ye çıkartacağız. Bu da ince bir harftir arkadaşlar. O zaman nasıl okuyacağız? Z z peltek z z ve z z u ü arası z diye çıkaracağız. Gelelim Ra harfine. Ra harfi, Ra Z de ikisi kardeştir yine. Benzer ve sadece noktalıdır. Ra harfi kalın bir harftir arkadaşlar. O zaman bunu nasıl okuyacağız? Ra, ri, ru. Ama Ra'nın bazı hükümleri vardır arkadaşlar. Bunu ileriki aşamalarda aşina olduğunuz zaman çözebilirsiniz. Z'ye gelelim bunun kardeşine. Z noktalıdır. İnce bir harftir. Kalın harf ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 oldu şu ana kadar. Gerisi hep ince. Şimdi z, z, ad üstünde z'dir ve üstüne e gelirse ince harf z olarak okunur. Alta gelirse esre, bunların adları üstün esre. Bu da ötre arkadaşlar, zu diye okunur. Bunlar ne demiştik? Hareke. Bunları sesli şekilde okutabilmek için elimizdeki araçlar. Bunlar sonradan eklenmiştir arkadaşlar. Peygamberimiz zamanında bu harekeler yoktu. Harekesiz okunurdu. Fakat sonradan insanlara kolaylık olsun, kolay okusunlar diye Kur'an-ı Kerim harekelendirilmiştir. Bunlar sonradan Kur'an-ı Kerim'e dahil edilmiştir. Yani üstün, esre, ötre bunlar sonradan harekelendirilmiştir. Yani sonradan eklenmiştir bunlar. Evet bunun dokunuşu neymiş? Z, Z, zu. Evet bu da u ü arası yine. Sin de yine ince harftir arkadaşlar. Sin aynen okunur. Sin ad üstünde. Şimdi bunların arkadaşlar şu, şö şöyle söyleyeyim karıştırmamanız için. Bu harflerin hep baş harfleriyle okuyacağız. Baş harfleriyle. Elif, E bak. E, I, U. B, B'nin ad üstünde. B, B, bu. T, 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 Mesela cim. Cim. Başta ne var? Cim derken C var. C, C, C. c. Onun için sin. S, S, Demek ki baş harfleriyle okuyacağız. İnini atacağız. Yani sinin inini, cimin imini, atacağız. Sadece baş harfleriyle okumaya çalışacağız. S, si, su. Bu da u, ü arası ince olduğu için. Şine gelelim arkadaşlar. Bunun adı şin. Neymiş baş harfi? Ş, ş, Yani bu ş'dir yani şin. İnini attık, ş'si kaldı. O zaman bu da ince harf. Ş, şi, şu. U, ü arası. Şunlarda şey yok fakat ötrede u, ü arası okuyacağız. Sada gelelim arkadaşlar. Sat kalın bir harf. O zaman kalın okuyacağız. İnce harflerde ne getiriyorduk? E üstün olursa E, esre olursa e, i, ötre olursa u, ü arası getiriyorduk. Fakat bunda ne getireceğiz? Kalın olduğu için a, ı, u getireceğiz. U, sa, sı, su. Demek ki kalın olduğu için bu da ön dişlere yakın dilimiz peltek yapmadan sağ Sı su diye okuyacağız. Lat bu da kalın harftir arkadaşlar. La diye e, dilimizi yan dişlerimizin yan dişlerimize değdirerek veya yan dişlerimizin arasına alarak dilimizi l, l, yani ısırarak veya l, değdirerek e, de yapabiliriz. L, l, l böyle bir ses çıkartmamız lazım. Yani dilimiz, yan dişlerimiz herhangi sağa sol fark etmez. Yan dişlerimize gidecek, değecek veya arasına girecek. Böylece bunun okunma yerini bulmuş oluruz. Şöyle okuyalım o zaman. Üstün gelirse la, esre gelirse li, li. Bak burada da bir yumuşatma var. Li demiyorum direkt. Li, li. Böyle okuyacağız. Ötre gelirse de lu, lu. Hani her gün elham okuyoruz ya namazda. İşte oradaki velallah burada bunu da diye okuyanlar da var arkadaşlar onu da söyleyeyim. La diye de okuyanlar var. İki türlü de okunabilir. Velallah, velallah, velallallin de diyebiliriz. Velallin de diyebiliriz. Evet devam edelim. Bu da kalındı, bu da kalındı. Yukarıda bir de ha kalındı, ra kalındı. Evet kalın harflerimizde böyle Tı da kalın arkadaşlar. Bu harfimizin adı Tı Efendim bu da yine e, Kıraat imamlarınca e, Ta Tı Tu diye de okunmuş Da Di Du diye de okunmuş arkadaşlar. Bunu da biliniz nasıl okursanız okuyun ama çoğu e, hafız e, bunu Da diye okur. Da Di Du diye okurlar arkadaşlar. şimdi üstüne üstün korsak Da altına esre korsak dı, ötre korsak du, du. Evet yumuşak, yumuşatma yok bunda çünkü kalın bu harf. Zı da kalın arkadaşlar. Bunlar da kardeş. Sattat da kardeş. Benziyorlar yani benzedikler için kardeş diyorum. Tı zı da kardeş. Zı da kalın bir harf. Fakat arkadaşlar bu da yine peltek. Peltek harfimiz kaç oldu? 3 oldu herhalde. Şuradan göstereyim. Şimdiki peltek. S peltekti. Ondan sonra zel peltekti. Efendim, bu yan dişten çıkıyordu ve zı, bir de bu peltek. Evet, peltekler bunlar arkadaşlar. Demek ki 3 tane peltek harfimiz var. Elif, B t S peltek, cim, ha, hı, dal, zel, peltek, ra, ze, sin, şin, sat, dat, yan diş, tı, zı peltek arkadaşlar. Üç tane peltek harfimiz var. Şimdi neye geldik? Zıya geldik. Zı harfi de kalın bir harf. O zaman nasıl okuyacağız? Peltek de okuyacağımıza göre yine ön dişlerimize... Dilimizi arasına alarak la, 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 la. Yani dilimizi ön dişlere alarak ön dişlerin arasına la diyeceğiz. Zı, burada da bir yumuşatma yapalım. Zı, zı demeyelim de zı. Okunurken böyle olacak. Kur'an-ı Kerim'de lu o da lu olur arkadaşlar. Ötreyi de korsak direkt u getirilir. Yani kalın olduğu için u gelir. İnce ussaydı u, ü arası getirecektik. Kalınlarda tekrar söyleyeyim unutmamanız için a elif a diye şey üstün a diye gelir Z, esre i, İ diye I, I diye gelir kalın harflerde z ötre de zu u diye gelir. Ama ince harflerde mesela ş e geliyordu, şi i geliyordu, şu u ü arası geliyordu. Bunları unutmayalım. Ayına geldik arkadaşlar. Ayın ayrı bir şeyi var. Kalın ince gibi değil de. Şimdi bunda a. ''A'' demiyoruz ki ''A'' veya ''E'' de demiyoruz ''A'' 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 e, Bu da boğazı arkadaşlar boğazı tam sıkarak böyle sanki elimizle boğazımızı sıkıyor gibi böyle sıkarak içerden ta göğüs boşluğundan bir ince ve sıkılmış bir ses çıkartacağız. ''A'' 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 Bunu ben çocuklara okuturken çok gülerlerdi böyle çıkartırken. Aa. Evet, böyle çıkartacağız. Mesela, aleyhim, 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 ala, ala, ala. Evet, bunu da böyle çıkartacağız. A, i, o, a, i, o. Evet, bunu da böyle çıkartacağız. Şu harfimize geldiğimizde ayın kayında kardeş harflerdir benziyorlar ve sadece noktayla ayrılıyorlar. Bu boğazı sıkarak çıkarttığımız gibi bu da boğazı sürterek sanki ha'ya biraz benziyor fakat tam da benzemiyor. O ha hırıltılı bir ha'ydı. Mesela şu ha'ya gelirsek, şu ha'ya gelirsek bu hırıltılı bir harf. Ha ha. Ama bu gayına gelirsek hırıltılı değil. Bu sürterek boğazı e, ne derler böyle Tatlı bir sürtüşle, yırtmadan e, söyleyeceğiz. Gı, böyle bir ses çıkartacağız. üstün olursa A geliyor. Bu da kalın harf olduğu için. evet. böyle çıkartacağız. Gı, gı, bu da bu sesi bulmamız lazım. Ondan sonra gu, u çıkartıyoruz. Evet. Kalın harflerimiz bitti arkadaşlar. Şöyle sayarsak kalın harflerimizi. H kalındı. Ra kalındı 2. Sat kalındı. Dat kalındı 4. Tızı kalındı 6. Efendim gayın kalındı 7. Gaf kalın 8. Bu kadar. Şimdi F. Gayın okuduk. G, G, G diye F'ye geldik. F zaten ince harf arkadaşlar. O zaman normal e getireceğiz f fi fu evet f fi fu kaf kalın bir harf arkadaşlar o zaman a getireceğiz Ka, gi yine yumuşatarak gi esrelerde kalınları hepsi olmaz da bazı harfleri gi diye okumamız güzel oluyor arkadaşlar onu da bildirelim ötrede de gu diye direkt okuyabiliriz kef ince bir harf k ki ku fazla durmuyorum çünkü lam ince bir harf efendim Şöyle l, li, lu diyelim. Bu da l, li, lu, lam olduğu için baş harflerini söylüyorduk. L, li, lu, kef ke, kefin baş harfi k olduğu için k, ki, KÜ diyoruz. KÜ incelerde u arası unutmayalım. Mim, mimin o zaman ince olduğu için m, mi, mu u u arası yine mu diyoruz. M, mi, mu. Nun ince bir harf olduğu için n, ni, Nü diyoruz arkadaşlar. Vav adı vav'dır fakat ince bir harftir o zaman. Ve, vi, V diyoruz arkadaşlar. H ince bir harftir arkadaşlar. Bunu da çok Kur'an belleyenler çok yanlış belliyorlar. Bu H'yi ha gibi yani yukarıdaki ha gibi şunun gibi sıkarak okuyorlar ve çok çirkin oluyor arkadaşlar. Allah yani veya başka yerlerde ha gibi okuyorlar. Bu şu anda tam dersten çıkıp orayı bulmak biraz eziyetli olacağı için oraya gidemiyorum. Yani Kur'an'ın bazı yerlerinde bu H harfi geçtiği zaman Ha gibi veya ince de okusa sıkarak okuyor. Mesela heleke diyeceği zaman heleke diyor. Yani bu sıkılmaz. Bu zarif bir harftir. Boğazda sıkılmaz. Heleke, heleke. Hani şunu aldın mı, getirdin mi dediğimiz zaman ne deriz? He, he. He demeyiz ki, he demeyiz ki, he. O zaman bu heleke. Hiç sıkmadan heleke. O zaman bunu okurken ne yapacağız? He, hi, hü veya hı. U, ü arası. He, hi, hı. He, hi, hı. Hu da değil. E, efendim hü de değil. He, hi, hı. Yumuşak bir harf yani. Şimdi arkadaşlar bu lam elif. Lam elif aslında başlı başına bir harf değildir. Lam Şurası lam'dır, şurası elif'tir. Yani lamla elif'in yani şu lamla şöyle göstereyim. Şu lam, evet. Şurada elif. Bu iki harfin birleşmesinden lam elif olmuştur. O zaman bu harf iki harfin birleşiminden olmuş bir harf olduğu için bunun adına lam elif. Lam elif. Yani iki harf şöyle lam, şu da elif. Bunun birleşmesiyle lam elif olmuş arkadaşlar. Şöyle lam elif olmuş. Bunun adı lam elif. Bu da lam gibi okunur fakat uzatılarak okunur. Neden? Çünkü bir tarafı lam, bir tarafı elifti. Bu elif harekesi olmadığı için bunun harekesi varsa, mesela şurasında şöyle bir hareke varsa la diye okutur uzatarak. Bu lamı elif uzatıyor. Elifin harekesi olmadığı için. Dedim ya şöyle, şöyle üstünde bir şey olduğu zaman la şu elif aslında onu uzatıyor. Şurası lamdır, şurası eliftir. Burada uzatıyor. La diye uzatıyor. Bu lam elifin şeyi de budur. Y de yine ince harftir ve ye, yi, yu diye okunur arkadaşlar. U, ü arası. Ye, yi, yu. Şimdi bitti. Bu dersimizde ne gördük arkadaşlar? O zaman bu 28 harfi bu harf ne dediğimiz zaman önce bir tanıyacağız. Bu harf ne? Zı. Bu harf ne? Tı. Bu harf ne? Lam. Tanımadan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz, okumamız mümkün değil. Gördüğümüz zaman tanıyacağız. Şimdi bir de bu harfler böyle yazılıyor fakat Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerin, bazı değil, Kur'an-ı Kerim'in içinde bu harfler tam böyle de yazılmayabiliyor. Yani birbirine bağlantılı yazıldığı için mesela ayının sadece bu kafasını görebiliyoruz. Şu kuyruk kısmını göremiyoruz böyle de tanımamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de yazılış şekilleriyle de tanımamız lazım. Kısacası biz bu harfleri gördüğümüz zaman Ali, Mehmet, Hüseyin diye ayırt edip tanımamız lazım. Tanımadığımız sürece Kur'an-ı Kerim'i okuyamayız. O zaman ne yapacağız? İlk yapmamız gereken öncelikle dediğim gibi bir saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, bir gün, 2 gün, 3 gün acele etmeden çalışma durumumuza, zekamıza bağlıdır bu. Dediğim gibi bir saatte de bellenebilir. Yaş durumu, yaşlıdır insan efendim veya zihninde başka şeyler vardır. 2 günde, üç günde, bir haftada da belleyebilir. Bunu belledikten sonra yani bu harfi görü görmez karışık bir şekilde şu şu denildiği zaman evimizde kitabımızı alacağız her gün okuyacağız. Bunun hemen Bakı bakmaz tığ olduğunu anladığımız an artık okumaya geçebiliriz. Evet şimdi ikinci dersimize geçtiğimizde biraz önce zaten ben bu dersi size gösterdim. Sadece böyle e, şeyle yazılışlı şekilde göstermedim. Kendim yazarak gösterdim. Bu elif demek ki üstün olursa e, esra olursa i, ötür olursa ı, B, bi, bu, T, ti, tu, C, si, su. Şöyle hızlıca okuyup geçeyim burayı. Ce, c, ci, cu, ha, hi, hu, ha, hi, hu. De, di, du bunları söylemiştim nasıl okunacaklarını. Ze, zi, du peltek olduğunu söylemiştim. Ra, ri, ru, ze, zi, zu bu da keskin zedir. Bu peltek z bu keskin zedir. Ee, bunları da bilelim. Peltek z biraz daha kıvrımlı keskin z böyledir. Se, si, su, şe, şi, şu, sa, si, su, la, li, lu bu da yan dişten demiştim ta tu veya da du va zı bu da pelte göndişten demiştim a bu da ayın boğazdan demiştim ga bu da sürterek boğazı demiştim fe Efendim bu inceydi zaten herhangi bir özelliği yok. Ka ki ku le li me mu ne ni ve bi bu he yu. Üçüncü dersimiz biraz önce demiştim. Kur'an-ı Kerim'in yazılışlarında birbirine bağlantılı olarak yazıldığı için bunlar ilk bellediğimiz şekillerinin dışında da gözükebilir demiştim. Mesela ha'yı örnek alalım. Burada kesilerek sadece başıyla Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde sadece başı geçer. Ha hi hu bak bu tamamı bu ortada yazılışı bu da başta yazılışı. Cim başta, ortada, sonda yazılışları. Demek ki sonda böyle yazılıyor, ortada böyle, başta böyle yazılıyor. mesela sin böyle yazılıyor. Ortada Bak başı da yok. Ortada da böyle 3.3 çıkıntı olarak yazılıyor. Sonda da böyle yazılıyor. Evet burada da şinin yazılışı, sadın yazılışı. Demek ki bunları aslında nerelerinden bileceğim, bileceğiz arkadaşlar? Kafalarında. Yani zı ve t'nin hiç bozulmuyormuş ortada sonda. E, buralarda aynı. Başta ortada sonda hiç bozulmuyor. Fakat ayın bozuluyor. Ayının kafasını gördüğümüz zaman bilmemiz lazım. Ağzı açık böyle bir şey. Ortada da böyle kafası dolgulu bir şekilde yani yazılıyor. Sonda zaten sondakini genellikle biliriz. Çünkü ilk öğrendiğimiz şey böyle olduğu için bunu biliriz. Gayını da kafasından yine bileceğiz ve noktasından. Ortada yine ayın gibi. f böyle. Min böyle. Evet. Ye. ye biraz karıştırabiliriz. H'lerde bir sorun yok fakat Y, Y, altta iki nokta gördüğümüz zaman Y'dir arkadaşlar. Ortada böyle yazılıyor. Sonda da noktasız yazılıyor. Sonda da bakın biraz karıştırabiliriz. Evet ortada sonda başta da harfler böyle yazılıyor. Bunları da pratik yapa yapa Belliyeceğiz arkadaşlar. Efendim azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Çok boş vakitlerimiz geçiyor, geçiriyoruz. Telefonun başında belki saatlerimizi geçiriyoruz. Fakat o geçirdiğimiz vakitlerimize hiç acımıyoruz. Ama bunu alsak elimize, bir saat değil 15 dakika okursak usanırız belki. Onun için arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim, peygamberimiz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'i. Sizin en hayırlığınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ee, i̇nşallah biz de öğretmeye çalışıyoruz. Ee, Allah'ın rızasını kazanmak için inşallah hep beraber siz de öğrenerek, biz de öğreterek efendim, Mevla'nın rızasını kazanırız. Arkadaşlar ümitsizliğe bir, bir kere kapılmayalım. Yani insan gerçekten ne kadar üstünde e, durursa o kadar çabuk belliyor. Onun için e, şey yapmayalım, ümitsizliğe kapılmayalım. Biraz üstünde durduğumuz zaman gerçekten çok kolay bellenilecektir. Yani o kadar da zor bir şey değil. E, kolaca kolayca belleyebilirsiniz. Şimdi üçüncü sayfaya geçelim. Fayat dördüncü sayfaya. Şimdi okunma sıralarına geldi arkadaşlar. Nasıl okuyacağız? Ben aslında bunu da işledim ilk sayfada. EDB üstün olduğu için EDB. Yani hep üstünse EDB. Mesela bu üstün değilse bu ortadaki harf esra olsa ne olacaktı? EDB olacaktı veya şu sondaki üstün olmasa da şöyle ötür olsaydı e de bu olacaktı. Yani bu kadar basit. Biz bildiğimiz için belki bize bu kadar basit geliyor ama size de yani öyle olacak. Biz de önceden sizin gibiydik. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Çok zor gibi gözüküyordu ama çok kolaymış. D, R, E mesela. Bu harf dal. D de dedik. Bu harf ra. Ra dedik. Üstün olduğu için bu da harfte elif. O zaman üstün olduğu için e dedik. D, de, R, E. Mesela bunun üstünde ötürü olsaydı şu dalın üstünde ne oldu? Du, ra, e. dura e olurdu. Mesela bunun esri olsaydı deri, e olurdu. Mesela bunun üstünde ötürü olsaydı dera, u olurdu. Dera, ke. Dera, ke. Dediğim gibi yani ha, e, harekelere bakarak bunları okuyacağız. Dera, se. Mesela dü, dura se ötürü olsaydı dura se olacaktı. Veya ötre olsaydı burada da esre olsaydı duri se olacaktı. Veya üçü de ötre olsaydı duru su olacaktı. Yani kolay şu harflerin ne işe yaradığını bildikten sonra harekelerin ne işe yaradığını bildikten sonra bunları okumamız kolay. Altta olursa i, üst olursa a e, altta olursa i i, bu da u ü arası okutturuyor ince harfleri. Ü, Ü'ye yakın kalın harfleri efendim U diye okutturuyor arkadaşlar. Yani burayı da geçelim. FSD, HSD. Bu H bakın. Başta yazılışı böyle. H, sinin ortada yazılışı böyle. H, S, dalınki zaten belli. H, S, D. Mesela sinin başta yazılışı böyle. Ortada cimin yazılışı böyle. D, S, C, D. Şera'a. Evet. Şimdi biz genel kaydeleri söylüyoruz elimizde bir elif ba olacak. Onda pratik yapacaksınız. Şimdi biz burada pratik yaptırdığımız zaman video aşırı uzar. Gerek de yok. Burada prete siz elinize alacaksınız. Efendim pratik yapacaksınız. Evet burada da yine üstün, nasara, nesara, araza yan dişten çıkıyor. ara Arala. Okuyalım veya hızlıca. Siz de belleyin. Talebe veya talebe. Nevara peltek nezara, racaa racaa cim ortada böyle yazılıyor. galebe bu sürtülecek demiştik galebe. Evet. halaka halaka. Yani bu mesela üstün olsaydı hulika veya şöyle yazayım. Şöyle olsaydı hu altta da bu olsaydı hulika. Halaka yarattı, hulika yaratıldı. Fe'ale, yaptı. kefera küfür etti, inkar etti. Ceme'a toplandı. Hamele yüklendi. Heleke helak oldu. Yani böyle lahera. Bu da peltek. La öndişten lahera. Emera. Tera ke. Tera ke. Zehebe peltek. Arkadaşlar dikkat edelim. Ze. Peltek ze bu. Zehebe. Mena'a. Ayın. Boğazdan çıkıyor. Mena'a. Menetti. etti. Hateme. Eee. Bu da hırıltılı çıkıyor. Yani hırıltılı boğazı yırtarscasına. Hateme. <laughs> ABS Bu da ayın genizden çık Şeyden boğazın derinliklerinden. ABS <laughs> Sabera. Bu da normal sabretti. Zaleme <laughs> zulmetti. Evet bu da peltek. Zaleme. <laughs> evet geçelim. Hızlıca derslerimizi geçelim ki siz videoları durdurarak tekrar atarak buraları dinleyebilirsiniz. Şimdi burada da arkadaşlar üstüme esreyi gösteriyor. Esre alttakiydi bildiğimiz gibi. Üstün üstteki çizgi ötrede öbürüydü. Ee, e, ne. Altta olduğu için zi dedik buna. Üst olsaydı e, ne olacaktı. E, zi, ne. E, ne. Altta olduğu için i getiriyoruz. E, mi, ne. Ve, ri, se. I getirdik. v se. Bu da Pertek yine. Arkadaşlar unutmayalım. T, s. Peltek. E, zi, fe. Esre. Zi getirdik. Şey, ri, be. İ getirdik. Ri. E, Dediydim ya hükmü Ra. Yani Ra'nın hükümleri değişebiliyor arkadaşlar. Burada da iyi olarak okunuyor. Şer'ı b değil de Ş-R-İ-B. L-B-S Bu da L üstün. Esir olduğu için B'ninki. B gördüğünüz gibi sadece tek noktayla noktayla bilebiliyoruz ortada. Bunun B olduğu altta tek nokta varsa B'dir arkadaşlar. Üst, altta iki nokta varsa Y'dir. Üste tek nokta varsa Nun'dur. Bunları kolayca belleyelim yani bilelim. Le bi se. Veli ye. Evet. Veli ye. Tebi a. Tebi a. Altta b olduğu için e, gördüğünüz gibi tek nokta olduğu için b dedim hemen. Tebi a. Ali M Evet. mi de. Ami le. ha. Boğazı sıkacağız. Ha. Rabi ha. Tek nokta olduğu için b dedim. L peltek. S. Meseli. Pardon. li Altta olduğu için burada da esre sona gelmiş. İlle ortaya gelecek diye bir şey yok. Burada da sona gelmiş. M, S, L, Peltek olacak. A, Bu da boğazı sıkacağız. A, D, S. L, H, Evet. M, L, Efendim. F, Bak. Size ilk derste de yani ilk sayfanın başında K. Altta geldiği zaman F, L, Dersek ne oluyor? Çok çirkin. Böyle kaba bir şey oluyor. F, Dediğimiz zaman F, Yani kıy gı. I diyoruz fakat hafif yumuşatarak. Fela gı. Evet. Gı, beli, besari. Evet. Burada da yine ra, i olarak geldi. Kendinden önceki harf üstün olduğu için. Semi'a. Evet. İşitti. Semi'a. Nesiye. Hasibe. Sıkacağız. Ha. Hasibe. Vesi'a. Boğazı sıkacağız. Vesi'a. Ayın bu. Ta. Bu da yan dişten demiştim. Lahike. La. Hike, la ke fehime rakibe ve fehiye. Evet. Diğer dersimize geçelim. Burada da ötreyi gösteriyor arkadaşlar. Yine ben ilk derste söylemiştim. Ötre gelince ne, oldu? Ra kalın bir harf olduğu için bunu u olarak okuyacağız. Ru zika vu de vu vu da değil vü de değil vu 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 li de kü kü da değil kü de değil kü kü be ne Bunlar ince harfler için hepsi aynı. U da değil, ü de değil. ı. Uzine. Ju'ile, ra umira, bu khd, peltek z. Ukh, hırıltılı ve z. Ukhd. Bu da peltek. O bu sürterek boğazı gayın bu. Ghufira, ghufira. Lu yan dişten, yan dişe değdirerek lu veya du. Zuribe. Zuribe. Bu da hulika. Boğazı hırıltadarak. Hulika. Su ile. Evet. Su ile. Yusifu. Yusi. Gördüğünüz gibi sı diyorum. Yusuf. Yusufu diye, Yusifu. Daha tatlı ve güzel olur. Yusifu. Yeri su. Yeri su. Yehe bu. Yehe bu. Ondan sonra. Yelidu. Humile. Boğazı sıkacağız. Hu, humile, rufi'a, ayın. Boğazı yine derinliklerinden sıkarak. Rufi'a, cumi'a, cumi'a. Bu da aynı. Vulli'a, bu yan dişten vu. Buna vu diyoruz. Vu, li'a, vu, li'a. Evet. Fe ve meselu, a'melu, ayn, a'melu, samedu, sa. Bu da kalın. Efendim dişlerden böyle sa ayı dolgulu bir şekilde çıkaracağız. Same du, same du. Bu da dü, dü de değil, du da değil. Unutmayalım ince harfler hep böyle u ü arası. Kalın harflerde sıkıntı yok. O zaman kalın harflerde kalın harflerde u diye okuyabiliriz. Ama ama ince harflerde u ü arası. Same du, ru lu. ru bak. Kalın olduğu için ru diyorum ama sulu. Bunları yumuşatıyorum. Rusulu, sulu su. Bu da üçü de ikisi de peltek. Sü de peltek bu sü de peltek. Lam zaten belli. U ü arası okuyoruz üçünde. Sülü sü. Sülü sü, sü, sü. Kütübü. Kütübü. Üçünde yumuşatarak üçü de ince olduğu için. Kütübü. Ünü Kalın olduğu için. Gu diyoruz. Bunu da boğazı sıkıyoruz. Ünü gu. Ünü Meselü. Meselü. Evet geçelim. Burada da arkadaşlar cezimi belleyeceğiz. Cezim yuvarlak. içi boş olan bir yuvarlığa cezim diyoruz arkadaşlar. Bu da yine e, Kur'an-ı Kerim'i okutmaya ne derler? Yan etkendir. E, nasıl harekeler e, i, u hareke olarak bunlara seslendiriyorsa bu cezim de aslında sessizlendiriyor. Sakinleştiriyor harfi. Mesela nasıl? E, gördüğünüz gibi e, harfin adeta kafasına bastırıyor. E, e, ip, ip, ıp, ıp bu B olduğu için B'yi sakinleştiriyor. Diğerleri de öyle. Şimdi burada e, arkadaşlar bellememiz bilmemiz gereken bir e, şeyler daha var bazı şeyler. Bazı harfler kalkale dediğimiz şekilde e, yankalandırılır. Kalkale yankı yani. Bu her harfte yoktur. Bazı harflerde vardır. Ben gelen harflerde yani sırasıyla Kalgaleyi de size göstereceğim. Bunda mesela kalgale vardır. B harfinde eb diye okunur. Kur'an-ı Kerim'de geldiği zaman eb, ib, üb. Aslında kalgale yapmadan eb, ib, übdür. Ama kalgale bunlara daha güzellik verdiği için bir tecvid kuralıdır. Kalgale yapılarak okunur eb, ib, üb. Bunda kalgale yoktur arkadaşlar. Et, it, üt. Bunda kalgala yoktur. Ee, ve şeydir bu peltektir. Es dilimizi iki dişimizin arasını alarak es is üs es is üs diyeceğiz peltek olduğu için. Bunda kalgala vardır arkadaşlar. Ec ic ücü yani yankı yaptırıyoruz. Ec ic ücü ec ic üç eb ib üb kalgala kalgala. Bunda kalgala yok arkadaşlar. Bu ha harfi olduğu için Boğazı sıkarak eh, ih, üh diyeceğiz. Boğazı sıkacağız. Eh, ih, üh. Burada hırıltılı eh, ih, üh. Evet hepsini hırılt, hırıltı yaparak cezimlendireceğiz. Yani sakinleştireceğiz. Eh, ih, üh. Ed, id, üd. Bunda da galgale var arkadaşlar. Demek ki bir, iki, üçünde de galgale var. B, çim, dal. Ed, id, üd. Bunda yok. Bu peltek bildiğimiz gibi. El yine ön dişlerimizin arasına alacağız. E'yi çıkarttıktan sonra Z'ye gereken dilimizi ön dişlerimizin arasına alıp El, İz, Üz diyeceğiz. Er, İr, Ür. Evet bu da Ra kalın olduğu için Er. Üstün olduğu için kendinden önceki harf kalın okuyacağız. Cezimli halinde Er. Esra olduğu zaman kendinden önceki harf hükmü Ra deniyor. Bunu arkadaşlar yani Ra'nın çeşitli hükümleri var. Geldikçe söyleyeceğim. Burada kalın olur. Kendinden önce harf üstünse kalın okunur. Er. Kendinden önceki harfin harekesi esre ise yani elifin harekesi esre gördüğünüz gibi ir. Ir. R. R değil. Rr ir. Ve kendinden önceki harf ötre ise yine kalın okunur. Ir. Ir. Sadece esrede ince okunuyor. Er. Er. Ir. Ir. Er. Ir, ir. Ir. Evet. Ez. iz Üz bu da Z olduğu için böyle basit okunuyor. Ez, iz, üz. Es, iz, üz. Bunda da sıkıntı yok. Normal okunuyor. Eş, iş, iş, üş. Eş, iş, üş. Evet. Buna gelirsek. Es, es. Bu sesi çıkartmamız lazım. Yani dudaklarımızı açarak. S, yani yılanın tıslaması gibi adeta. Es, is, üs. Bakın. Es, is, is, is. Bu sesi çıkartmamız lazım. Bu yan dişten çıkıyordu dat. Evet o zaman ne yapacağız? E'yi çıkarttıktan sonra hemen dilimizi yan dişimize götüreceğiz. El yan dişimize değdireceğiz veya arasını alacağız. El, il, ul. El, il, ul. Evet. Bu da tı. Bunu tı diye okursak t yani tı diye okursak kalgale yapılmaz arkadaşlar. Et diye kalgale yok. Olmaz. O zaman dı diye okuyacağız ki e Allah id üd. O zaman bunu dediğim gibi dı diye okursak gargalya yapabiliriz. Bunda da gargale var arkadaşlar. E Allah id üd. kalın ve gargaleli. Bu da yine ön dişler pertek. El il ürdü. Ön dişlerimizin arasına alarak kalın çıkartacağız. E ince fakat buna gelince kalın olacak. El il ürdü. Bununla da sıkacağız. E i e, e yani şunu, şu okunuşlara da dikkat edelim. Elif'inkine mesela e diye giriyoruz. i diye giriyoruz. uyu arası diye giriyoruz. Bu da boğazı sürterek olacaktı. El i u geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'de böyle sürteceğiz. El i u f if if bu normal. Eko. Bunda da kalgale var arkadaşlar. Eko. 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 Kalgaleyi söylemiştim. Yankılanma. Harfleri yankılandırıyoruz. Kaf harfini. Eko. 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 Şuna dikkat edin. Oku demiyorum. Eko. Eko. U, ü arası. Ek, ik, ük. Bu da kef harfi. Ek, ik, ük. Bu da lam harfi. El, il, ul. Bu da mim harfi. Em, im, um. Bu da nun harfi, en, in, un. Bu da vav harfi, ince, ev, iv, ü. Dudağımızı şöyle biraz e, büzerek, öne çıkartarak çıkar vav harfi. Ev, iv, ü. Bu h harfi, eh, ih, ü. Uh. Bu da y harfi, ey, i uy diye çıkar arkadaşlar. Evet, cezimli örneklere devam edelim. En, lem, kul. Üstünlü, üstünlü ve cezimli. Cezim neydi? Sakinleştiriyor, harfin üstüne geliyor. Bunu... Adeta kafasına bastırıyordu. En diye nunun üstüne bastık. Lem diye mimin üstüne bastık. Kul, kul, u, kul diye lamın üstüne bastık. Hum, min, in, iz. Peltek olduğu için iz. An, an, boğazı sıktığımız için an. Lekum, lekum, lehum. Efendim, Tüm. Şimdi burada da tecvid kuralı geliyor arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim ki ileride tecvid e, videosu da yapacağım şimdiden yine söyleyerek hemen geçeyim. Buralara pek kafanızı takmayın arkadaşlar. Çünkü kafanız karışır ama ben yine de söyleyeyim. En tüm bu aslında fakat burada tecvid kuralı olduğu için genizden ihva yapılarak en tüm denir arkadaşlar. Ee, bunu da sadece böyle diyerek şu an geçeyim ki kafanız karışmasın. Fehum keyfe yevme yevme ye sadece iki noktayı gördüğümüz için ye diyoruz ve cezimli olduğu için yevme Qab şimdi kalgale yaptım gördüğünüz gibi Qa ka belli kafası var. Kafasından Qa'yı ka bileceğiz iki noktalı ve kafası dolguluysa Qa'dır. Kaf'tır yani Kaftır. Qa ka, bu B altta tek nokta olduğu zaman B demiştim. QaB birleştiriyoruz fakat galgale yaptırıyoruz arkadaşlar. Yankı yaptırıyoruz yani. Yanka yapmaya qalqala diyorduk. Efendim harflerini de zaten söylemiştik. Qab le Qab le ba -de. Ba -de efendim ayına girdirerek ba'de enzele ersele ra'yı ne yaptık yine kalın okuduk kendinden önceki harf üstün olduğu için ersele enzera en burada da yapıyoruz arkadaşlar enze şu da peltek olduğu için enzera diyoruz Endera. ze ze peltek ze ahrace ah eh, hırıltılı yapıyoruz ahrace küntüm küntüm. Burada da ihva yapıyoruz. Küntüm. Yani bu tecvid kurallarına teferruata girmiyorum arkadaşlar ama geri gelmişken de söylemek istiyorum. Nahnu, nahnu, na'budu, na ayına girdiriyoruz. Burada da ha, nahnu, na'budu. Efendim nun olduğunda tek noktadan, b olduğunda alttaki tek noktadan çözebiliyoruz. Keyduhum, keyduhum. Evet. Lem yelidi. Kalgala yaptım. dalda çünkü kalgala olduğu için. Lem yelidi. Lem yelidi. Evet. Velem lem yekun. Velem lem yekun. Burada herhangi bir şey yok. Normal okuyoruz. Ye'yi de alttaki nokta olduğu için biliyoruz. Nun belli zaten. Ve lem yekun. İstekbera. İstekbera. Era eyte. Era eyte. Evet geçelim. Uzatma harflerine geldik. Kur'an-ı Kerim'in Tabi bazı yerleri uzatılarak okunuyor. Bunların da sebepleri var. Uzatma harfleri arkadaşlar 3 tanedir. Şimdi hem asıl harftir bunlar hem uzatma harfidir. Vav, wow, ya, elif. Bunlar ne zaman uzatır arkadaşlar? Harekesi olmadığı zaman. Yani şöyle diyeyim. Şu vav wow, böyleyken bu uzatma harfidir. Ama şöyleyken, şöyleyken veya şöyle varsa, bunları varsa bu uzatma harfi olmaz. Elif mesela Elif böyleyken tek başınayken uzatma harfidir. Ama elifin esresi varsa üstünü veya ötresi varsa uzatma harfi olmaz. Bizzat kendisi okunur. Nasıl okunur mesela? E diye okunur. Çünkü şeyi var. İ diye okunur, ı diye okunur. Ama bu sadece böyle elifse o zaman efendim işte böyle e diye okunur. E diye uzatmak için vardır. Şimdi burada bir elif var gördüğünüz gibi bir de burada elif var. Şimdi bu elif aslında şurada bir elif daha vardır ki e diye bunu uzatsın. İ'yi de y uzatıyor. Yani bu elifin i'sini de y uzatıyor. Y'nin altında üstün yok. Üstünde üstün yok pardon. Altında esre yok veya ötresi yok. O zaman i diye uzatıyor işte. Bunun harekesi yoksa üstünde altında bu uzatma harfi oluyor. U wow mesela Elif'in harekesi bu. Ötre. Elif'in harekesi ötre. Ama vav'ın harekesi var mı üstünde altında? Yok. O zaman bu vav niye konmuştur? Uzatmak için konmuştur. Neyi uzatacak? Kendinden önceki harfi uzatacak. Vav'ın kendinden önceki harfi ötre olur arkadaşlar. Vav uzatacaksa kendindeki, kendinden önceki harf ötredir. Y hareketsiz ve uzatmak için konmuşsa Y harekesi yoksa altında üstünde ve uzatmak içinse ondan önceki harfin harekesi esredir. Yani esrelerde y gelir, esreli uzatmalarda, ötreli uzatmalarda vav gelir, elifli uzatmalarda da elif gelir arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci örneğimize geçelim. Bu bildiğimiz gibi altta tek nokta olduğu için B harfidir. B'nin kuyruğuna diyelim tabiri caizse bir elif eklenmiştir. Aslında B şudur. Şu B'dir. Şu B'dir. Burada. Ama B ne olmuş? Şöyle şöyle uzamış. O zaman şurası fazla. Yani şurası fazla. Aslında B budur. Bu uzatma buraya eklenmiştir. O zaman bu uzatma elif uzatması niçin konmuş? B'yi uzatmak için konmuş. O zaman bunu nasıl okuyacağız? B demeyeceğiz. B diyeceğiz. B evet. Yine bu da B harfidir. Harflerin altında tek nokta varsa B'dir arkadaşlar unutmayalım. Altlarında iki nokta varsa Y'dir arkadaşlar unutmayalım. Üste tek nokta varsa N'dur unutmayalım. Üste üç nokta şöyle şöyle üç nokta varsa efendim S'dir unutmayalım. İki nokta varsa T'dir unutmayalım. Yani noktalara göre harfleri çözebiliriz. O zaman bu B'nin B'den sonra B esrel gördüğünüz gibi. Yani altta uzatıcı var. İ. Ondan sonra Y ye gelmiş. Ne demiştik? Esreninki Y üstününki efendim Elif ötreninki neydi? Vav'dı. Bu Vav, Ya, Elif üç harf. Vav efendim Ya Ya ve Elif bu harfler uzatma harfleridir. Ne zaman kafanıza girsin diye tekrar söylüyorum. Harekeleri olmadığı zaman boşta. Hareketsizse efendim bunlar böyle boştaysa altında üstünde herhangi bir harekesi yoksa uzatmak için konmuştur. Bunu böylece ayırt etmemiz lazım. Okurken hemen altına üstüne bakacağız. Eğer hareket yoksa ha bu uzatmak için konmuştur diyeceğiz. Bunu ne yaptık? B diye uzattık. Bunu da B diye uzattık. Esir olduğu için Y geldi. B diye uzattık. Bunu da bu ötürü olduğu için bu diye uzattık. Evet devam edelim. T T2 Tekrar tekrar anlatmıyorum ki video çok uzun olmasın diye. S peltek unutmayalım arkadaşlar. Pelteklere dikkat edelim. Harflerin çıkış yerlerine de dikkat edelim. Nasıl bellersek öyle gider. Bir daha düzeltemeyiz. Düzeltmemiz çok çok zor olur. Onun için baştan düzelterek düzgün belleyelim. Ben çok kişi biliyorum ki hatta hafız olmuş. Bazı harfleri hala yanlış çıkartabiliyor çıkış yerlerini yanlış okuyabiliyor. Çünkü öyle yerleşmiş. Şimdi bir inşaatı bir evi yapıp yıkıp tekrar yapmak çok zor arkadaşlar. Onun için temelden sağlam gitmemiz lazım. Bu peltek S. Nereden biliyoruz? 3 nokta olduğu için. S. 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 Si, C. 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 H. Sıkacağız arkadaşlar. H. H. H ha, hi, hu, ha, hırıltılı. Ha, hi, ha, ci, hu. Niye bunu ci konmuşlar? Anlamadım. Ha, hi, hu olması lazım. Ben de öyle okuyacaktım. Neyse. Ha, ortada olduğu için üstte olsaydı hi diyecektik. Ci, cu, de, di, du, ve, zi, zu, peltek. Peltek, dikkat edelim. Ve, The zü ön dişlerin arasını alarak e, okuyoruz. Ra, ri, ru, evet ra da arkadaşlar. esrelerde i ince okunur. Ru denmez, ri denir. Ötre ve e, üstünlerde kalın okunur. Ra, a diyoruz, ama ri ince diyoruz, i diyoruz, ru kalın. Z, zi, zü bu da normal keskin z. S, si, su diye uzatarak okuyabiliriz ş, şu, sa, sı, si, su. Yani sı si diyerek yumuşatmak güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Sa, sı, si, su, la, lı, lu. Bu da yan dişten demiştik. Yan dişe temas ettirerek veya yan dişimizin arasını alarak la, lı, lu dediğim gibi bunu da, lı, di, diye de okuyanlar var. Ama bence la diye okumak daha güzel manayı bozar da diye oku diyenler de var Kur'an-ı Kerim'de fakat demeyenler de var genelde de Allah vela diye okuyor imamlarımız hafızlarımız bu da dediğim gibi ta tu şeytan derken aslında onun ta'sı bu şeytan e'udü billâhimineşşeydânirracîm diyoruz ya şeydânirracîm şeytanir racim. Yani ta derken gerçekten hoş olmuyor. Sanki bir acemi okumuş gibi oluyor. Eûzu billâhi mineşşeytânir <laughs> racim. Şeytânir racim. Ama şeytanın bu ta'sı yani şeytan derken uyuyor şeytan. Şeytan dersek şeytan dediğimiz bile belli olmuyor şeytan. Ama şeytan. Ama okurken de Eûzu billâhi mineşşeytânir <laughs> racim. Şeytânir racim Evet. Bunu da d diye okumak daha uygun. Hem galgalelerde de ed, id, demiştik. Da, dı, du. Evet. Buralarda d diye yumuşatmak güzel oluyor. La, zı, zu. Evet bu da aynı. Ama bu peltek yine ön dişte, ön dişlerimizin arasına dilimizi alarak. La, zı, du. Ha, i, u. Uzatıyoruz. A'yını elif uzatıyor. Üstün olduğu için elif geliyor esre olduğu için ye geliyor a i u ötür olduğu için vav geliyor evet ga bu da sürterek demiştik her seferinde söylüyorum ki aklınıza girsin diye boğazı sürterek ga gi gu f, fi fu normal fe fi fu qa qi qu k, ki ku la li lu ma mi mu ne ni nu ve vi vu he hi hu ye yi yu. Evet böyle uzatarak okuyacağız arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar burada da ye ince harfte uzatırken a e arası uzatacağız. Ye ya veya ye değil. Ye ye a e arası. Me le ize peltek şu ize deme dame de değil deme de değil deme rame rame kalın harfler ra kalın olduğu için direkt a geliyor o zaman burada yumuşatma yok rame gale burada da yumuşatma yok gale diyoruz ama ince harflerde kene a e ara sokuyoruz z de burada da yumuşatıyoruz nera erade Mademe Bunlar ikisi de ince harf olduğu için me de madame demiyoruz çok çirkin oluyor veya me de me de demiyoruz o da çok kibar oluyor İkisinin ortası me de me kitabu gördüğünüz gibi e, yumuşatıyoruz kitabu Alemu. Alemu. bu yekado yumuşatıyoruz azabu ince harfler ve peltek harf azabu ibade ayın Boğazdan. ibade, Maliki. Sadiqi. Sadiqi. Evet. Bunu da böyle okuyoruz. Kıyı böyle. Sadiqi. Dersek biraz şey oluyor. Fakat Sadiqi. Güzel oluyor. Kafiri. Kafiri. Sübhane. Burada da B harfinde kalkala olduğu için ve cezimli olduğu için her geldiğinde söylüyorum ki kafanıza girsin diye cezim ve B harfi birleştiği zaman yani B'nin üstünde cezim sakinleştirdiği zaman algale yapılır. Beş harf diye. 5 harf üzerine gelen e, cezimlerde ne yapılır? Galgale yapılır. E, cezim beş harfin üstüne geldiğinde galgale yapılır. Subhane, subhane. Evet. Aleyna, ihdina, razaqo. Efe. Kafta galgale yapılan bir harf olduğu için razaqo ne? Razaqo ne? Evet, bu da böyle okunur. Ashabe es satta böyle çıkarılır. Es habe ebe sara bu da galgale yapılır. Ebe b olduğu için ve cezim olduğu için ebe sara bima unzile burada da ihva var arkadaşlar yine tecvid kuralıdır. Unzile ve mahum. Evet geçelim. Evet burada da bu y harfi uzattığı zaman inceleri i kalınları ı diye uzatacak arkadaşlar. Hemen burayı da çabukça geçelim. İ, li ince harfler olduğu için lam ve i, i diyoruz. Fi ince zi, peltek ve ince zi, ibi, ebi, ebi ince. Ehi gördüğünüz gibi kalınlaştı. Hı kalın olduğu için ama tam kalın. Ehi demiyorum dikkatinizi çekirse. Ehi diyoruz dini ince ikisi de beni ince i diye okutuyor uzatıyor dinu elimu rahimu azimu bu peltek ve kalın olduğu için zı diyoruz azimu gıyle gıle demiyoruz gördüğünüz gibi gıle çok çirkin oluyor gıyle gıy uzatırken hafif ye'ye girer ye olur gibi gıyle yetime Hıfete, hıfete, halifete, hırıltılı, bu da hırıltılı, hı, hı diyorum, dikkat edin, hıfete demiyorum, hıfete, güzel oluyor, halifete, evet, besirun, besiru, alemine, A, kalın, kalın olduğu için, alemine, sadiqine, sadiqine, sa, kalın, gı, bunda gı diyorum yine, sadiqune desek olmaz. Yani çirkin oluyor. Sadiqine, fasiqine aynısı gibi. Kafirine, ebebile, ebebile yumuşak. İblise yine galgale yaptım gördüğünüz gibi beğenin üstüne cezim geldi. İblise, İblise, miskine, İsrail'e. Evet geçelim. Evet bu sayfamızda da vava örnekler var hemen burayı da hızlıca geçelim. Peltek z olduğu için z ve ince olduğu için uü arası okuyacağız. z z de değil, zü de değil. z u z gördüğünüz gibi peltek ve ince okuyorum uü arası. z bu kalın olduğu için u direkt ku diyorum. f ince olduğu için uü arası. h ince olduğu için uü arası. أعوذ أعوذ يقول وقود نتوب رسول sudur, su su kalın sudu du incar e, u u arası suduru kulubu yekunu yekulune ikisini de uzattım gördüğünüz gibi çünkü uzatma ikisinde de var Bunlar ne zaman uzatıyordu? Altında üstünde hareke olmadığı zaman, ikisinde de hareke yok. Kafın harekesi var, lamın harekesi var fakat bunların harekesi olmadığı için ne için konmuş o zaman? Uzatmak için. Hangi harfi kendinden önceki hemen şu harfi. Bu da kendinden önceki bu harfi uzatmak için konmuş. Demek ki vav, wow, ye, yeah, elif bunlar harekesi üstünde altında harekesi olmadığı zaman ne yapıyordu? Uzat uzatıyordu. Kendinden önceki harfi uzatıyordu. Evet. Yaqu bunu uzattık. Lu bunu uzattık. Ne? Yaqulu ne? mu, ne? mu, ne? Uzatma burada olduğu için bunu uzatıyoruz. Diğerlerini uzatmıyoruz. Bu da Kur'an'ı yeni belirleyenler çok hata yapıyorlar yeni belirleyenler bu konuda. Ya le mesela burada le de uzatma yok. Ya mu ne diyor. Le de uzatma yok ki. O zaman çok çirkin oluyor ve yanlış oluyor. Ya mu ne olur mu? Veya burada uzatma yapıyor, burada hiç yapmıyor. Yalemune diyor. Yani dikkat edeceğiz. Uzatma nerede? Nerede uzatma var? Nerede yok? Ona göre okuyacağız. Yalemune. Yecalune uzatma burada. O zaman burayı uzatacağız. Mesela yecalune dese olmaz. Çünkü uzatma yok burada. Bu hatayı da çok yapanlar var. Tedhulune uzatma buradaysa buraya uzatacağız. Lune tekfurune buraya uzatacağız teşkurun ta'budun te hasirun hayı hırlatıyoruz. Hayı uzatıyoruz bak. Burada da ha elif geldi. Üstün olduğu için üstünün uzatması neydi? Elifti. Elif'ten önceki harfin harekesi üstünse elif gelir. Yani üstünlerde elif gelir. Esrelerde y gelir, ötrelerde vav gelir uzatmak için. Demiştik zaten. O zaman burayı uzatacağız ve burayı da uzatacağız. Yani bir kelimede bir yerde uzatma olmaz birkaç yerde, bir kelime içinde, bir sürü yerde uzatma olabilir. O zaman her uzatmayı dikkat edeceğiz. Ha hem hırıltılı bu harf. Ha siru ha dedik burayı bir elif miktarı uzattık. Ha, bunu da söylemeyi unuttuk. Bu uzatmalar hep bir elif miktarı. Bir elif miktarı da nedir? Elimizi masaya koyup da parmağımızı indirip kaldırma süresi kadardır. Ha ha bu kadar. Bunların uzatma süresi budur. Ha bir elif miktarı uzattık. Si ru bir elif miktarı da burayı uzattık. Ha si ru ne. Ke burayı da uzattık. Ke fi ru ne. Evet hem burada var hem burada uzatma harf var. Altında üstünde hareket yok. bunu da altında üstünde hareket yok. Ke fi ru ne. Abidu ne. Burayı da uzattık. Burayı da abidu ne. Ve birer elif miktarı uzattık. Zalimune. Burayı da uzattık. Burayı da. Binurihim. Burada tek uzatma var. Sadece burada vav'da uzatma harfi üstünde altında hareket olmadığı için uzatma harfi. Bi nurihim. Kulubihim. Burada da sadece burada var uzatma. Kulubihim. Sudurihim. Sudurihim burada var. Min Şimdi arkadaşlar şeddeye geldik. Şedde nedir? Şedde bir harfin üstünde bulunduğu zaman o harfi iki kere okutturur arkadaşlar. Yani iki kere mesela ebbe Mesela biz bunun aslında yazılışı şöyledir arkadaşlar. İki tane B'dir. İki tane B yan yana konmasıdır. Bunu iki tane B'yi yan yana koymayıp kolaylaşması için böyle bir şöyle bir şette iş işareti şöyle efendim bir harfin üstüne koyduğumuz zaman ne yapıyor? Bu harfi iki kere okutturuyor. Yani iki tane harfi böyle yan yana yazmadansa Sadece şu şetteyi bir harfin üstüne koyarak bu iki harfi birleştirmiş oluyor. iki kere okumuş oluyor. Evet. Bu da nedir? Ebbe. Yani iki tane B. Bu harfin Ebbe'nin ilki, yani şöyle yazacak olursak, bu ilk harf cezimlidir arkadaşlar. Eb, ikinci B harfi e, harekelidir. Evet. Şöyle de elif korsak nasıl okuyacağız? Eb, be. Evet. Eb, birinci de cezimle okuyoruz. Eb, ikincide de okuyoruz. Eb, be. Bunun aslı budur. Eb, be. ip be. Üb, be. Evet. Eb, be. Esri olduğu için ippe be. Üb, be. Ette, itte, ütte, Esse. Peltek. Dikkat edelim ve böyle belleyelim dikkat edelim ve böyle belirleyelim arkadaşlar. Sonradan çok zor olur. Esse dilimizi ön dişimizi alıyoruz. Esse, isse, üsse, ecce, icce, ucce. Ehha sıkacağız. Ehha, ihha, uhha. Hırıltatacağız. Hı olduğu için. Ehha, ihha, uhha. Bunlar harekeleri değişik olduğu için öyle söylüyoruz. Yani ehha, esir olduğu için. Ihha, ötür olduğu için edde, idde, üd-de, edde idde üdde ezze izze üzze peltek arkadaşlar unutmayalım peltek ön dişten dişlerin arasını alıp ezze izze üzze erra irra irra. bu da kalın ezze izze üzze esse isse üsse eşşe işşe üşşe Essa, sa is sa allah yandış allah illa illa t ve ya dı etta itta utta ento lı olarak okuyorum yine peltek ön diş allah illa illa ve boğazdan çıkarak aa ya ya bu da sürterek boğazı elga irga Ugva şekle ne yapıyormuş? İki kere okutturuyormuş her harfi. Üstünde bulunduğu her harfi iki kere okutturuyor. Effe, iffe, üffe, ekka, ikka, ükka, ekke, ikke, ükke, elle, ille, ülle. Hepsini iki kere okutturuyor. Emme, mimi iki kere. İmme, ümme, enne, inne, ünne, evve, ivve, üvve, ehhe, ihhe, -he, yumuşak arkadaşlar sıkmadan bu he sıkılmaz hasta he denir buna zarif he denir e eh he i he u uh he evet eyye iyye üyye geçelim önceki dersim dediğimiz gibi şedde iki kere okutturuyor bu da değişik bir örnekler bunu da hemen kısaca geçelim rabbe b iki kere okuttu enne nunu iki kere okuttu ...teppe... ...teppe... şerra inne sümme külle La'alla cennete nazzale zeyker okuttu. Allame lamma iki kere okuttu. Kezzebe. E, peltek kezzebe efendim. Yamuttu. Yamuttu. Yasuttu. Bak yemu ya diyorum. Mu u ü arası ince olduğu için ama su diyorum o kalın olduğu için. Yamuttu. Yasuttu. Yalunnu. Yalunnu hakku innake iyyake ellezî ellezîne felemmâ peltek bunlar mimmâ innemâ kullemâ rabbihim beşşir beşşir illâ lam melif olduğu için bir kanadı uzatıyor unutmayalım lam melifin bir kanadı uzatır yani şurası eliftir o uzatır şurası lamdır illâ efendim eyyuhâ şimdi arkadaşlar tenmin tenminde nedir Bildiğimiz gibi önceden ne dedik? Şu elif harfin üstünde olana üstün, altında olana esre, buna da ötre demiştik arkadaşlar. Şimdi bunların bir de çift yazılış ve okunuşları var. Şimdi şu elif iki üstün olursa arkadaşlar, üstün böyle iki tane olursa elife tek olsa e, iki tane olursa en dedikleri. E böyle ama iki tane olduğu zaman en. Şimdi bunun altında iki tane olduğu zaman in olur. Yani sona bir nun eklettiriyor arkadaşlar kısacası. Elif altta bir tane olursa i ama bir daha olursa in oluyor. Mesela elif üstte ötre bir tane olursa u oluyor. Fakat şöyle bir daha iki tane olursa un oluyor arkadaşlar. Yani nun eklettiriyor kısacası. Bunu da iki üstün ne olacaktı? En ekleyecektik. Yani ize aslında fakat iki tane olursa izen dedirtiyor. EBEDEN. den. Mesela den. Ga. Boğaz sürt, e, sür, sürterek. Adi ran. Ran dedirtiyor arkadaşlar. Ali men. İncelere, ince olanlara en, kalın olanlara an dedirtiyor. Mesela kadi ran. Ran dedik. Ali men dedik. Mim ince olduğu için. Ra kalın olduğu için. Kalın olduğu için. Ra kalın olduğu için ran ama mim ince olduğu için men. men. yine ince olduğu için en de getirdik. Kebi ran burada da kalın oldu. Ra kalın olduğu için. Dinen ince olduğu için nen dedik. dedik. Nuran kalın olduğu için an. Neran kalın an. Mera mera zan. Bu da kalın olduğu için ve yan dişten olduğu için Allah mera lan. Zan mera lan. Evet an. ben ince olduğu için en. Elimen ince. Kitaben ince. Galilen ince. Semenen ince. Küfüven ince. Rizgan kalın. Kan. Maen ince. Hasaten. Haseneten ince. Şeceraten. Halifeten. Müteşabihen. Şerran kalın olsun. için an. Cemiyen binaen emvaten. Arkadaşlar kalın ve ince harfleri de Elifbe'den elinizdeki Elif B kitabından kalın ve ince harfleri belleyebilirsiniz. E, kalgala harflerini yine oradan ezberleyebilirsiniz. Evet, biraz önce neydi? İki üstünü işledik. Şimdi de iki esre işleyeceğiz. Bu da in dedirttiriyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Biri en, biri in, öbürü de un dedirttiriyor. Hasedin, ehadin, ha'yı sıkacağız. Ecelin, lehebin, ecrin, kalgala var cimde. Ecrin, Yevmin. Yeri geldikçe söylüyorum ki unutmayın diye. Raybin. Beytin. Nurin Cu'in. Boğazı sıkarak. Cu'in. Hurin. Hurin. Ulubin. Burada da uzatma var. Yani geçmiş dersleri de yeri gelmişken söylüyorum. Burada vav harekesi olmadığı için altında üstünde herhangi bir o zaman l'yi Uzatmak için Vav buraya konmuş. Gulubin. bunlar niye uzatıyor filan derseniz bu Arapça kelimeler. Arapça kelimeler olduğu için bunlar böyle. Yani Arap dilinde böyle söyleniyormuş. Böyle okunuyormuş. O zaman Gulubin. Biz de onlar gibi söylemek durumundayız. Çünkü dilin özelliği bu. Burada uzatılacak. O zaman itiraza gerek yok. Gulubin. Di burada da uzatıyoruz. Nin. Asıl dersimiz iki esre. Tenvin. Yani bu iki esre, iki ötre, iki üstüne toplu adı tenvindir arkadaşlar. İki esre şöyle mesela iki esre, iki üstün ve iki ötre bunların toplam bunların adına tenvin deniliyor. Bu üçüne tenvin deniliyor. İkişer yazılışına tenvin deniliyor. Evet dersimiz tenvin ama burada da uzatma var. Bunu da söylemek durumundayım di diye uzatıyoruz. Aynı zamanda şu uzatıyor ve bu da uzatıyor. Y. Harekesi yok üstünde altında. Harekesi olmadığı için Y. Y'ninki esreydi bildiğimiz gibi. Esreden sonra <laughs> uzatma harfi gelecekse Y diye. Y gelirdi. Burada da gelmiş. Dinin. Bu da ince harfi nin dedirtiyor. Elimin, şedidin, beşirin, nerin, efendim, hadin, adin, nesin, ilmin, mesedin, sayibin efendim y iki altta iki nokta olduğu zaman y'dir arkadaşlar bunu altta bir nokta olduğu için b'dir. Burası şöyle b'ninki ayrılmıştır. Y'ninki de böyle hafif bir çıkıntıyla ayrılmıştır. Sayı bin ve şedde gelmiştir ve y'yi iki kere okutmuştur. Sayı bin. Meyyitin. Burada da y'yi yine iki kere okutmuştur. Cennetin. Burada da şedde iki kere okutmuştur. Geçmiş derslerimizde gördüğümüz gibi. Cenne ve burada da elif uzatmıştır. Çünkü elifin üstünde altında hareket yoktur ve ondan önceki harf üstün olduğu için elif gelmiştir uzatma harfi olarak. Cennetin. Lulumatin. Bu da pertektir. Ön dişten çıkar. Lu, lu, Burada da uzatma elifi vardır. Alt üstte bir şey yoktur. Lulumatin ve tenvinde esre. Yani iki esre. Tenvin toplu adı tenvinde. iki esre de burada tin dedirttiriyor. Zulüme tin dedirttiriyor. Tek olsaydı zulüme olurdu. Yani bu çizginin bir olmasaydı zulüme olurdu. Semera tin. Sürü suratin. Vav da burada uzatmak için gelmiş gördüğünüz gibi. Altta üstte hareket yok. Suratin. iki tenvin, iki esrede tin dedirttiriyor. Suratin. İki ötreye gelelim. İki ötrede ne yapıyordu? Kalın harfleri e, un, ince harfleri u, ü arası un dedirttiriyordu. Ehadun Ehadun değil, ehadun de değil, ehadun. Yumuşak bir a e arası. Ecelun, bu da d, l, ince harf olduğu için a e arası okuyoruz. Rasu, NÜZÜLÜN nuzulun, azabun. Bu peltek olacak, unutmayalım. Azabun, kitabun, elimun. Uzatma da var, burada y gördüğünüz gibi uzatma harfi üstünde altında bir şey yok. Elimun, kadirun. Burada da gördüğünüz gibi uzatma y yine. Esreninki y oluyordu. Ve altında üstünde hareket olma olmadığı zaman Vav. Wow, ya Elif. Üstünde altında hareket olmadığı zaman uzatmak için de Kadirun. Rahimun. Rahimun. Burada nun fazla konmuş arkadaşlar. Yanlış bir yazılma var. Evet. rahim Rahimun. Yani acıyan demek. Rahi uzatma. Ye. Yeah, uzatmak için konmuş. Üstünde altında bir e, hareket olmadığı için uzatma olduğunu biliyoruz. Ve Rahimun diye okuyoruz. Burada mun. Mim ince olduğu için u ü arası mün diyoruz. Habirun. Evet. Bu hırıltılı harf. Ha. Bi uzatıyor. Ye uzatmak için konmuş. alt üstü boş olduğu için hareket olmadığı için. Habirun. Hamidun. Bu da uzatmadır. Her yerde söylüyorum ki kafanıza girsin diye uzatma harfleri. Vav ya elif. Ne yapıyordu? Altta üstte harekesi olmazsa uzatmak için konmuştu. Hamidun. Mecidun. Gafurun. Evet şekurun aduvun evet ötre ne yapıyor vun dedirtiyor summun bukmun umyun evet adlun adaletli summun sağır bukmun dilsiz umyun kör ama demek bu dilsiz bu sağır demek summun bukmun umyun adlun adaletli demek lun berun, Un. merazun zun evet merallun demiyoruz kalınca. Nun'a gelirken inceleştiriyoruz. Merallu u çıkıyor ama nun'a gelince yumuşatıyoruz. Meralun Lun. Evet. Zulumatun. Rishabatun. Azvajun. Hakkun. Hayrun. Gaybun. Ca'ilun. Evet, tenvinle böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi çeken harf. Evet, vav ya elif uzatma harfi idi ve bunlar hareketsiz olduğu zaman uzatıyordu. Fakat onun haricinde bir de böyle uzatma var arkadaşlar. Şu, bu başlı başına bir uzatmadır. Önünde uzatma harfi vav ya elif olmasa da uzatır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir arada vav ya eliften bir şey yok. Fakat bunu okurken emene demeyeceğiz, -e. bir elif miktarı uzatarak okuyacağız. Bu onu yaptırır yani bir elif miktarı uzattırır. Amene. Evet. Ademe. Ademe. Gördüğünüz gibi uzatıyor. Enese. Amenna. Bu dersimiz bu olduğu için bunu uzatıyoruz. Burada da elif altın üstünde hareket olmadığı için e nunu uzatıyor ve şeddeliyoruz nunu. Şeddeli iki kere okuyoruz. Amenna akhiratun, a uzatıyoruz khiratun zalika Peltek okuyoruz. zayi zalika ilahun a zanihim gördüğünüz gibi bu arada bir şey olmadan uzattı e zayi ise elif olduğu için uzattık e zanihim elifin altında üstünde hareket olmadığı için uzatma harfidir lakin rahmani burada da mimi uzattı her elif uzatıyordu. Burada da mimin üstüne geldi. Uzun çizgi yani ufak bir uzun çizgi nedir? Uzatmak içindir. Rahmani Harune Harune İbrahim bu Ismaile Burada da M'yi uzattı. e'yi uzattı. İkisini de uzattı ama burada bir de ayrıyattan uzatma harfi Y var. Bu ikisi bir araya geldiğin zaman yine bir elif miktarı uzatır. Herhangi bir değişiklik olmaz. İshaka ha'yı uzattık ve sıkarıyoruz. Boğazı sıkarak ha. Ayatun hada. Bu ha'yı uzatıyor. Zde elif. Zde elif uzatıyor. Semavatun. Semavatun. Kur'anun. Efendim, ateyna, ateyna, naide, bu elif uzatıyor. Ahiri, fihi, dinukum, di, müstakime, gıyı uzatıyor. Ellezine, zi uzatıyor, peltek unutmayalım. Kadirun, D'yi uzattık. Burada da aynı zamanda Y var. Fark etmez. Bir elif uzatıyor. Alimun. Burada da aynı. Bir elif uzatıyor. Tecri müttekin. Evet. Geçelim. Evet. Zamire geldik arkadaşlar. Zamirde hu. Bu bir zamirdir arkadaşlar. Kelimenin sonuna gelir ve bitişir. L'nin sonuna hu bitişmiş arkadaşlar. Kendinden önceki harf harekeli ise, L harekeli ise Uzatır. Yani hu lehu denmez de lehu diye uzatır. Kendindeki önceki harf hareketi ise uzatır. Evet. Kendinden önceki harf cezimli ise veya hareketsizse o zaman hu uzatmaz. Zamir olmaz. Lehu. Burada kendinden önceki harf e, hareket olduğu için uzattık. Lehu. Me luhu. Burada da kendinden önceki harf hareket olduğu için uzattık. Rabbuhu. Burada da uzattık. Vahde hu Burada da kendinden önceki harf olduğu için uzattık. Bihi aynen mislihi misaqihi rusulihi kendinden önceki harf hareketi ise hi hu zamiri uzatılır. Haule hu ha sıkaracak boğazdan. İ genizi sıkarak boğazı aynı çıkaracağız. İn ve burada ihva yapacağız. Neyse bu tecvid kuralı geçelim bunu. İn de hu efendim hayrihi uzadı şerrihi hepsinde kulluhu kalbuhu gördüğünüz gibi h'den önceki harf harekel olduğu zaman hep uzuyor emruhu sulusuhu emruhu burada uzadı kendinden önceki harf harekeli sulusuhu burada da uzadı fakat fihi burada uzamadı niye çünkü kendindeki önceki harf yani h'den bir önceki harf y burada nedir harekesizdir ve sakindir yani şu anda hiçbir harekesi olmadığı için bu zamir uzamaz. Yani zamir olmaz o zaman. Fihi. Fihi denmez. Fihi. Benihi burada da aynen uzamaz. Salebuhu. burada da vav burada hareketsiz olduğu için sakin olduğu için hu uzamaz. Salebuhu. Hu diye hemen keseriz. Katuluhu hemen kesiyoruz vav olduğu için hareketsiz. Faaluhu uzamıyor alemnahu uzamıyor. Burada da elif hareketsiz. hedeenahu burada da elif. Âteynâhu, minhu. minhu. Burada da e, cezimliye örnek. Şimdi burada da uzamıyor. E, hu harfi uzamıyor. minhu. 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 Evet. anhu aynen cezimli nun. Ya yani, nun olması önemli. Der. Kendinden önceki harf ise hu uzamıyor veya kendinden önceki harf e, hareketsizse uzamıyor ama kendinden önceki harf ise mesela burada ötre harekesi var. B'nin uzamın uzuyor. Anhu burada uzamıyor. İleyhi ye cezimli olduğu için uzamıyor. Aleyhi ye cezimli olduğu için uzamıyor. Burada da Elif-Lam el takısını göreceğiz arkadaşlar. Yani bu da e, Arapça dil kurallarından biri. E, bu Arabi kaydelere girer el takısı Kur'an-ı Kerim'in çoğu yerinde geçer. Evet, burada da el takısını görünce ne olduğunu e, bilmemiz için şu burada öğrenelim. Yani böyle el takısını gördüğümüz zaman bu el niye var veya ne işe yarar demeyelim. Elhamdü. Şurası el takısı arkadaşlar. Şurası. Şurası el takısı. Aslında bunun aslı Hamdü'dür. El takısıyla gelmiştir. Elhamdü olmuş. El arzu. Evet, el kitabu Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde böyle gelir. El-Gaybu, El-Kur'anu. Bu mana itibariyle böyle gelir arkadaşlar. El geldiği zaman bu Kur'an'a bir mana verir. El gelmese Kur'an. Kur'an. Ama el geldiği zaman bunu bilinen bir kitap olduğu manasına geliyordu. el fasiqine El-Cahiline. Böyle okunur. El-Alemine el kafirine el muslihune sıkacağız hu el ha hırıltılı el hasirune ha uzatacağız elif olduğu için altın üstünde hareket olmadığı için ru da aynı vav üstünde hareket olmadığı için altında uzatacağız el hasirune el muflihune hu uzatacağız el müstakîme el el mağdubi et dinu Evet burada da y uzatma olduğu için harekesi olmadığı için uzatmadır ettiinu er rahmani burada da tabi uzatma olduğu için mani dedik er rahimi tabi uzatma ve y olduğu için buraya uzattık er rahimi er şimdi burada el dedik cezim lam'ın üstünde olduğu için el olarak okuyorduk. Lam'ın üstünde bir şey olmadığı için ra'ya direkt geçiyoruz bu seferde de rahimi es sirata evet direk atlıyoruz. Şeddel olduğu o zaman. El-lalatu en-nasu'l-zalimun es-samedu et-tinu. Eş-şeytanu et-tevabu es-selamu's-salihati'r-rasulu. Evet, elif lam takısı da böyle. Okunmayan elif vardır bir de. Mesela qalu. Aslında bu şu elif burada fazla gibi. Ama işte e, imla Arap'ların dili. E, Arap dili böyle, yazılışı böyle olduğu için böyle yazılıyor. Buna diyeceğimiz ve yapacağımız bir şey yok. Arap alfabesi, Arap harfleri veya Arapça okunma veya Kur'an'da bu tür şeyler e, yazılış bakımından e, böyledir. E, artık bir hikmeti vardır. Semavi midir? Yani bu böyle alışıla gelmiş midir? Veya manası var mıdır? Oraları çok bilmiyorum işin açığı. Fakat yazılışı böyle. O zaman ne yapacağız? Qalu bizi ilgilendiren qa uzatacağız bura. Elif'in üstünde altında hareke olmadığı için uzatıyor. Lu bu da üstünde altında hareke olmadığı için vav uzatıyor. Bu elif de boşta. Böyle de yazılım olduğu için şaşırmayın. Yani bu elif burada niye? Demeyin. Qamu secedu efendim kefe ru vav uzatıyor ama bu boşta. Amenu tabi uzatma bunu uzatıyoruz. Bunu da uzatıyoruz. Altın üstünde hareke olmadığı için amenu amilu, kanu, halev, burada da boşta gördüğünüz gibi. Meşev, burada da boşta. Yani altında, üstünde hareket yoksa, ondan önce zaten bir uzatma harfi var. Bu bizim kafamızı karıştırmasın. Bu uzatma harfine göre, mesela şurada vav, uzatma harfine göre okuyacağız. Yani bunu hiç umursamayacağız tabiri caizse. Halev, boşta duruyor. Buna yapacak bir şey yok. Meşev, yok. Deav, yok. Sav. Yok. Bir şey yapmayacağız. Burada da var, burada da var. Yazılışı böyle. Afev böyle. Vescudu. Evet, bu arada bir elif gelmiş ama hiçbir görevi yok. Hemen atlayacağız. Şimdi burada cezim olduğu için direkt atlıyoruz. Ve abudu. Şedde de olsaydı direkt atlardık. alu. Burada da atlıyoruz cezimli olduğu için. Verke'u. Ver. Ra'yı kalın okuyoruz. Çünkü kendindeki önceki harf üstün olduğu için ra'yı kalın okuyoruz. Verka'u Rabbil alemin Zalikel kitabu Bil gaybi Gayril mağdubi Yevmiddin Evet. İhtine sırat Efendim Minen min Mineşşeytani Minen nasih ma semavati buraları uzatıyoruz tabi uzatma elif var burada elif var uzatma altında üstünde bir hareket olmadığı için mefis fis elif takısını atlıyoruz sine geliyoruz Mefis bunlar atlanır hareketi olduğu zaman ve şedde veya cezimli olduğu zaman bunlar hemen atlanır ma semavati ve mafil fil gördüğünüz gibi burada da elifi atladık fil uzatmadık da çünkü arkadaşlar bu cezim veya şeddel olduğu zaman uzatma harfleri de olsa uzatılmaz. Hemen atlanır. Elif veya şey çizim veya şedde olduğu zaman bu uzatma harflerinden sonra gelen harfin üstünde şedde veya cezim olduğu zaman uzatılmaz. Ve ma fil hemen bu cezim veya şedde girdirilir. Girdirilir. Ve ma fil ardı. Efendim fettequn nar. Gördüğünüz gibi burada da fettequ derken uzatma harfi var. Elif var, elif var, lam var. Bunların hepsini bu şette atlattırıyor arkadaşlar. Uzattırmıyor. Fettekunnar. Hemen atlayacağız. Böyle yerler geldiği zaman da hemen atlayacağız direkt. Lafzatullah'a geldik arkadaşlar. Allah lafzı yani. Lafzatullah arkadaşlar kendinde önceki harf e, üstün ve ötre ise kalın okunur. Esre ise ince okunur. Mesela E. Şurada elif olduğunu bir üstün olduğunu kabul ederim. Allah. Üstün elif olduğu için kalın okuduk. Allahu Vallahu yine üstün olduğu için la dedik. Minallah Rasulullah yine kalın okuduk. Rasulullah'i evet. Kalın okuduk. İlla bak burada esre olduğu için la dedik. Billah demedik. Billahi. Lilla yine esre olduğu için la dedik. Min indilla evet di esre olduğu için la. Min ayatil esre olduğu için tilla dedik. Burada ne diyorduk? Vallah, vallahu vallahu kendinden önceki harf ve üstün olduğu için burada da ötrü olduğu için rusulullahî ama burada min ayetillâlâ böyle okunur arkadaşlar. Efendim nun şu işaret arkadaşlar. Şöyle 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 eğri buğru efendim veya şöyle işte bu işaret şu işaret şöyle bu işaret arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle üstünde var bu uzatmayı bildirir arkadaşlar hangi harfin üstünde elif miktarı uzatır bu nun elif miktarı da parmağımızı elimizi masanın üstüne koyduğumuz ve dört parmağımızı kaldırıp indirene kadar dört elif miktarı olur mesela ben parmağımı koydum sırayla dört parmağımı kaldırıp indireceğim nun veya sadece kaldıracağım. Nun qaf Dört elif miktarı. Bu. Bu dört elif miktarı. Yani uzattırır. Bulunduğu harfin üstünde. Mesela elifin üstünde bir şey olmadığı zaman bunu okumayız. Sadece elif deriz. ismini söyler geçeriz. Elif Lamim Bunların üstünde olduğu için bunları uzattım ama elif uzatmadım. Elif yine aynen. Lam. Bura dört elif. Bu olduğu için ama bura bir elif. Tabi uzatma bir elif uzatır. Elif. Lam Ra. Gördüğünüz gibi bir elif uzattım ra'yı. Ya'yı bir elif uzatacağım. Ya. Sin. Evet. Ha'yı bir elif çekeceğim. Ha. Mim. Bu olduğu için mimi dört elif çektim. Ha'yı bir elif ve sıktım. Ha. Mim. Elifte bir şey olmadığı için altında üstünde elif diyorum sadece. Bunlar böyle okunur. Bazı ayetlerin, surelerin başında vardır. Bunların okunuşları da böyledir. Elif, lam, dört elif, mim, dört elif, sad, dört elif. Mesela bu nasıl okunur? Ha, bir elif çektim. Ha, mim. Bak burası önemli arkadaşlar. Burada ayın, sindin şöyle denir. Ha mim ay sin kaf. Bu da böyle okulur. Şöyle okunmaz. Ha mim ay sin kaf denmez. Ha mim ay sin kaf böyle okunur. Ya <laughs> eyuha Böyle okunuyor. Keme amen, amene. Keme uzatıyor elif. Uzatma harfi üstüne üstünde bir şey olmadığı için. Ve burada elif uzatma çizgisi olduğu için. Keme amene. Burada da uzatma olduğu için. ya eyyühe. Elif uzatması olduktan sonra da bir uzatma harfi geliyorsa arkadaşlar. Buraya elif uzatılır zaten. Şuradan da bilinir de. Bu da olur. Bime unzile. Burada da ihva yapacağız. Tecvid kuralıdır. Sevaun. Efendim. Mines semai. Cee. Ve le Burada da. E, burada ayrı bir tertiptir. Veya burayı ve le dallin yani dişe bastırarak. Ve le diye de okuyabiliriz. Tübü ilallah uzatıp hemen ilallah diye geçeriz. Şunlar uzatmaz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar hareketsiz. Hareket, e, bunlar boşta olup da arkadan şedde ve cezim geldiği zaman hemen atlıyorduk. Tübü ilallah. Ula iki ve ma ene. Bu ene'de de uzatılmıyor arkadaşlar. Burada kasır yazıyor gördüğümüz gibi. Kur'an'da da böyle kasır diye yazarsa bura kısaltılır. Met diye yazarsa uzatılır arkadaşlar. Met altta böyle yazanları da böylelikle öğrenmiş oldunuz. Kasır yazarsa uzatılır, kısaltılır. Ve me ene med yani mim dal yazılırsa da e, uzatılır arkadaşlar. Bazı yerlerde gelir. Yura işte burada. Yura une burada da med yazıyor gördünüz Mim dal yazıyor arkadaşlar. O zaman u'yu uzatacağız. Yura une ama bir elif uzatacağız. E, Teşevune burada da medvuk olduğu için bir elif uzatacağız arkadaşlar. Evet böylece 24 dersi hemen bir video içerisinde e, birleştirdik ve e, Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çalıştık. İnşallah faydalı olur. İnşallah e, bu videomuzla çokça Kur'an öğrenip onu okuyup ve onunla amel eden kardeşlerimiz olur. İnşallah allah Teala da bundan bize bir sevap nasip eder. E, böyle dua ediyoruz ve temenni ediyoruz. İnşallah siz de bize Dua edersiniz. Çünkü herkes duaya muhtaç. Ee, Allah kolaylık versin herkese. Eksiklerimiz, hatalarımız olduysa e, affedin. E, mümkün olduğu kadar hatasız ve eksiksiz anlatmaya çalıştım. Yıllardır tabii ki e, çocuklara okuttuk camilerimizde. Emekli olduktan sonra böyle bir fırsat elimize geçmedi. E, ara verdik. Belki unuttuğumuz noktalar olabilir. Ondan dolayı sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Basit ve defalarca aynı şeyi tekrarlayarak size öğretme yani o tekrarlardan dolayı ders esnasında beyninize, kafanıza girmesi için bazı yerleri çok çok harflerin çıkışlarını, uzatmaları, şunlar bunlar çok çok tekrarladım ki her tekrar da kafanıza girsin diye bunu yaptım. İnşallah faydalı olur. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bundan sonra bir tecvid videosu çekeceğim. Onu da mümkün olduğu kadar basit ve efendim böyle öğrenmeniz için en kolay yolunu tercih edeceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dualarda yine birbirimizi unutmayalım. Birbirimize yaptığımız dualar kabul olur arkadaşlar. Çünkü benim ağzım senin ağzın için günahsız bir ağızdır. Onun için birbirimize dua edersek, e, peygamber duası gibi kabul olur. Onun için birbirimize dua edelim. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.